maların değil barış ve huzurun müjdecisi olmasını diliyorum. Umut ederim adli yıl hepimize adalet ve mutluluk getirir. Mesleğini icra ederken şehit olan meslektaşlarıma vatan mücadelesinde şehit olan tüm güvenlik güçlerimize terör eylemlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bu sene 19 Mayıs 1919'un 100. yılını gururla idrak ediyoruz. Samsun'a çıktığında elimizde Hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk milletinin asaletinden kaynaklanan ve tüm bedenimi dolduran o yüksek ve manevi güç vardı. İşte ben bu milli kuvvete, Türk milletine dayanarak işe başladım diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluşa ve kuruluşa canıyla kanıyla mücadelesiyle ortak olmuş herkese saygı ve şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyorum. Hepsinin ruhları şad olsun. O günlerden bugünlere uzanan bir ses duyuyorum. Diyor ki Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilalebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetini ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Bizlere görevimizi hatırlatan bu ses, her daim yüreğimizdedir. Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. İşte biz bugün bunun için buradayız. Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır dediğimiz için. Bugün buradayız çünkü vatandaşlarımızın yargıya ilişkin sorunları ve bizlerden beklentileri var. Bugün buradayız çünkü avukatların yargıya ilişkin sorunları ve bizlerden beklentileri var. Bu sorun ve beklentiler birbirinden farklı ve bağımsız değil. Avukatın sorunu, vatandaşın sorunu. Çözümlerde ortak. Burada bunlardan bazılarına değineceğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Adalet Bakanımızın yatsınamaz çok büyük destekleriyle Türkiye Barolar Birliği'nin barolarımızın, yargıtayımızın, danıştayımızın ve ilgili her kesimin büyük katkılarıyla hazırlanmış olan yargı reformu strateji belgesinde sorunlarımızın önemli bir kısmına çözüm var. Vardır. Ben de bu sorunların bazılarını çözümleriyle birlikte ortaya koyacağım. Ancak bundan önce şu hususu vurgulamakta fayda görüyorum. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi değildir, destekçisi değildir. Yargı erkenin üç eşit kurucu unsurundan savunmayı temsil eder. Dünyaya baktığı o pek katı ideolojik gözlüklerle bizlere kendi ideolojilerine uygun roller biçmek isteyenleri bir kez daha düşünmeye davet etmek zorundayız. Biz tarafsızız. Sadece hukukun ve anayasamızın ikinci maddesinde tanımlanmış olan cumhuriyetimizin tarafındayız. Bir, ülkemizin kanayan yarası biz avukatların da hedefe olduğumuz toplumsal şiddetle ve kadına çocuğa yönelik şiddetle hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Amacımız o ilk tokat eyleminden itibaren mağdurun yanında onu sarıp sarmalayacak bir avukatı bulundurmak olmalı. Bu konu partiler üstüdür. Birbirimizi ölümler vesilesiyle suçlamayı bırakalım. Çözüm üretmek zorundayız. Hep birlikte çözüm üretmek zorundayız. Hiç kimse ve hiçbir kurum kendi başına bu büyük sorunu çözmeye yetmeyecektir. Hep birlikte olursak her zamanki gibi çözebiliriz. İki, hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen zor bir sınav olmalıdır. Üç, yeni hukuk fakültesi açılması uygulamasına mevcutlar arzu ettiğimiz kaliteye ulaşıncaya kadar artık son verilmesi gerekir. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi mutlaka getirilmelidir. Türkiye'nin son dönem gerçeği ortalama 2-3 yıl kıdemli ilk derece hakimleriyle adalet dağıtılmasıdır. Sorun büyüktür. Çözümü birlikte planladığımız, sonuna kadar desteklediğimiz hakim yardımcılığı müessesesidir hakim ve savcı adayları dahil olmak üzere kamuya personel alımlarında mülakat uygulamasına bir disiplin getirilmesini öneriyoruz. Kadroya alınacak kişi sayısının en fazla yüzde on, on beşi yazılı sınav sonuçlarına göre davet edilmeli. Mülakatlarda kamera kaydına alınmalıdır. Altı, bugün verilen hükümlerin yaklaşık yüzde doksanı İstinaf aşamasında kesinleşiyor. İlk dereceden gelen hükümlerde sorun var. İstinafın yükü büyük ve orada yüzde doksan kesinleşiyor. Yargıtayımız iştahat mahkemesi olma özelliğinden maalesef çıkmak üzere. Bu sebeple daha büyük yüzde de hükmün yargıtayın huzuruna gelmesini sağlayacak kanuni düzenlemenin getirilmesi şarttır düşünce özgürlüğünü, özelde basın özgürlüğünü güvence altına almak için düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinin yargıtay denetiminden geçmesini de doğru buluyoruz ki pakette vardır. 8 Tutuklama tedbirinin peşin ceza gibi uygulanmasına sebebiyet veren katalog suçlar kanundan çıkarılmalıdır. 9. Vatandaşlarımızın avukatlık hizmetinden kaynaklanan büyük bir yükü KDV'dir. Bunun indirilmesi gereklidir. 10. Kamuda çalışan avukatların özlük hakları artık düzeltilmelidir. 11. Stajyer avukatlara avukat yanında ücretli ve sigortalı çalışma imkanını getirmek istiyoruz, getirilecektir. 12, uyuşmazlıkların önceden doğmasını önleyecek. Batı'da doğru örneklerini gördüğümüz, koruyucu avukatlık hizmetlerini geliştirmeliyiz. 13, Sayın Cumhurbaşkanım, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olan ara buluculukta işçinin yanında avukat olmadan yapayalnız, tek başına, savunmasız, müzakereye katılmasını, adalet ve sosyal devlet ilkesi karşısında yanlış buluyoruz. Çünkü karşısında bütün gücüyle işveren ve bu tarafta da tek başına bir işçi. Talep eden her işçiye maddi durum araştırması yapılmaksızın baro tarafından avukat görevlendirilmesini teklif ediyoruz. Görevlendirilecek avukatları da bu konuda özel olarak meslek içi eğitimden geçirmeye biz hazırız huzurunuzda taahhüt ediyoruz. Bu konuda bir düzenleme ve adli yardım fonunun elbette desteklenmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dinleyenler. Yargı Reformu Strateji Belgesi doğru bir belgedir. Kalıcı çözümlere odaklanmıştır. Adalet Bakanlığımızın çatısı altında mümkün olan en çoğulcu, en katılımcı anlayışla hazırlanmıştır son 25 yıl bilgim dahilindedir. Bu katılımcılıkla, bu çoğulculukla hazırlanan bir başka belge ben görmedim. Paketler halinde kanunlaşacaktır. Katkıda bulunan ve bulunacak her kurumdan ve her seviyeden herkes Türkiye için doğru bir iş yapmıştır. 82 milyon vatandaşımızın kucaklaşacağı zemin, güven veren ve erişilebilir yargıdır. Milli birlik ve beraberlik sadece ve sadece güvenilir bir yargı varsa mümkün olabilir, kalıcı olabilir. Her vatandaşımızın kendini Türk milletinin asli ferdi olarak bilmesi, hissetmesi ve bu hissi evlatlarına geçirmesi güvenilir bir yargı varsa mümkündür. Bir anne ve baba ülkesinin yargısına güven duyarsa evlatlarının geleceğine güven duyar. Bu güven duygusu millet olma bilincinin en etkili unsurudur. Yerli ve yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarını sağlayacak en etkili teşvik faiz indirimlerinin ve diğer teşviklerin yanı sıra en etkili teşvik güven veren bir adalet sistemini kurmamız, anlatmamız olacaktır. Böyle bir adalet sistemi daha çok fabrika, daha çok turizm yatırımı, daha çok iş istihdam, daha bol refah ve refahın adil dağılımı demektir. Türkiye yönelik o kadar çok algı operasyonu yönetilmekte ki. Hepsi malumlarımızdır. Yabancı kamuoylarının ülkemize karşı bu algı operasyonlarından etkilenmesini önlemek zorundayız. Bunun için en etkili çare hukuk devletinin taşıyıcı kurumlarını güçlendirmektir. Yargı reformu strateji belgesi bu sebeple de önemlidir. Hayata geçirilmelidir. Eksiklikleri de süreç içerisinde giderilmelidir. Meclisimiz açılır açılmaz. Bir an önce ilk paket kanunlaştırılmalıdır. Pek çoğu Bulundukları yerde kanaat önderi olan 125 bin avukatımızı müvekkil çevreleriyle birlikte düşündüğümüzde milyonlarca vatandaşımızın bizim etki çevremizde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla rahatlıkla söyleyebilirim ki sadece vatandaşlarımızın değil milyonlarca vatandaşımızın da yüce meclisimizden beklentisi artık reformu paketler halinde bir an önce çıkarmak olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimiyle iç savaşa sürüklenmek istedi. Basit bir darbe girişimi değildi bu. Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek ve milletçe direndiğimiz ne varsa tek tek başımıza musallat edecek bir büyük darbe girişimini tek yumruk olarak önledik. Bir daha böyle bir felaketle asla karşılaşamayız. Bunun için demokratik kurumlarımızı ve hukuk devletinin taşıyıcı sütunlarını güçlendirmek zorundayız. Türkiye'nin normalleşme sürecinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde, özde değil sadece görünüşte de sağlayacak şekilde meclisimizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz. Önerimiz son derece somuttur. HSK üyelerinin yarısını meclisimiz 3 taksim 5 gibi çok nitelikli bir oyla dolayısıyla yüksek bir uzlaşma seviyesiyle belirlesin. Bu durumda uzlaşma kaçınılmaz olarak liyakat temelli olacaktır. Hem de demokratik yapı tesis edilmiş olacaktır. Kalan üyelerinde Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında yine nitelikli oyla belirlenmesini öneriyoruz. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na da belli sayıda aynı yöntemle seçeceği HSK üyesi kontenjanı tanınmasını talep ediyoruz. Elbette önerimizi tüm yönleriyle tartışmaya hazırız. Çünkü Türkiye'nin ortak akla konuşarak ve tartışarak ulaşabileceğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dinleyenler, sorunların her birinin çözümü vardır. İstek olursa çözüm bulunur. Kararlılık olursa sorunlar çözülür. Çıkış yolumuz anayasamızın ikinci maddesinde tanımlanan cumhuriyetin kuruluş felsefesine sımsıkı sarılmaktır. Türkiye'nin hukuk devletini ve demokrasiyi eksiksiz işler şekilde inşa edeceğine dair inancımız sonsuzdur. Hep birlikte başaracağız. Teşekkür ederim. Arz ettim efendim.